şu anda kızla birlikte İstanbul'a gidiyor olman gerekmiyor muydu oğlum? Ne işin var senin çiftlikte ha? Kız nerede? Ne yaptın kıza evladım? Ya bir şey yapmadım. Ya bir sakin olun, bir durun hele ya. Sakin mi olalım? Ramazan, biz burada oyun oynamıyoruz. Niye İstanbul'a gitmedin, niye sözümü dinlemedin? Beze, gidiyordum, gidiyordum. Hatta İstanbul yoluna bile çıktım ben. Lan içimden, ya bu iş ne kadar da kolay oldu diye düşünüyordum ha. Derken bir baktım ki, ileride jandarmalar yolu kesmişler. Böyle gelen geçen arabaları arıyorlar, biliyor musun? Nesi varmış anlayabildin mi? Karbüratörden galiba komutanım. Tabii ben jandarmaları görünce dayımın kızı kaçırdığımı öğrendiğini zannettim ki. Çiftliğe dönemezdim artık. Aklıma Beyye yengemin öldüğünden beri kullanmadığımız bağ evi geldi. Ben de kızı aldım, oraya götürdüm. Bıraktıktan hemen sonra arabaya atlayıp çiftliğe geri döndüm. Niye peki geri döndün? Niye sabaha kadar bekleyip de yola çıkmadın? Ya dayım beni görürse bir şeyden işkillenmez diye döndüm ben, anlıyor musun? Kız kendi kendine kaçtı zanneder dedim, ha? Ya sonrasını düşündün mü? Ya abim bağ evine bakmayı akıl ederse o zaman ne olacak? Edemez. Edemez. Biz açık vermezsek akıl edemez. Zaten ben de kızı alıp gideceğim. O zaman arasın dursun bakalım Muzaffer ağa. İstanbul'da bizi bulabiliyor mu? Ramazan doğru der hanım. Eğer biz açık etmezsek Muzaffer Bey bir süre sonra kızdan umudunu keser. Ya Gülizar? Besbelli her şeyi görmüş. Ama nedense abime yalan söyledi. Ya ona ne yapacağız peki? Yasin Ağa seni Muzaffer Bey çağırıyor. Çık Yasin Ağa. Gülizar. Efendim. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Birazdan yanıma gel. Alır. Bırak Gülizar, bırak. Ben kapatırım kapıyı. Kapat.